Arkadaşlar herkese selamlar, merhabalar. Şimdi bu video yayınlandığında muhtemelen siz aslında ana videoyu izlemiş olacaksınız. Çünkü Red Bull Motorsport YouTube kanalında, globalde bu video yayınlanmış olacak. Biz de bu videonun aslında bugün kameranın arkasını çekiyoruz. Video ne? İzlemeyenler için de açıklamalar kısmına bir link bırakacağız. Mutlaka izleyin. İnanılmaz aksiyonlu bir video çekmeye geldik. Erzincan'a geldik. Kemaliye'deyiz şu anda. Burası bildiğiniz cennet arkadaşlar. Yani güzel de bir zamanda geldik. Şu anda böyle sonbahar zamanı. Çiçekler açmış böyle ağaçlarda falan ama şu yukarıdaki dağa falan baksanıza. İnanılmaz bir yer ve çok aksiyonlu görüntülerin çıkabileceği bir yer. Tabii ki aksiyonlu görüntüleri Toprak Razgatlıoğlu ve Ayancan Güven çıkartacak. Sağ olsunlar. Biliyorsunuz ikisi de hem şampiyonluklarıyla hem başarılarıyla adından çok söz ettirmiş Red Bull sporcuları. Burada da Ayancan bir R5 rally otomobili kullanacak. Toprak tabi enduro motorlu arkadaşlar. Burada çok aksiyonlu görüntüler yaratacaklar. Daha ben videoyu izlemedim tahmin edeceğiniz üzere ama inanılmaz bir iş çıkacak. Çünkü burada şu anda yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalışıyor. Yurt dışından yönetmenler gelmiş falan. İnanılmaz bir setup var burada yani. Yarın Karanlık Kanyon diye bir yere gideceğiz. Karanlık Kanyon maalesef biz Türkler tarafından az bilinen ama yabancılar tarafından çok bilinen inanılmaz turistik bir yer. Oradaki görüntüler de inanılmaz. Belki şu anda biraz gireriz görüntüleri. Siz de bana hak verirsiniz. Şimdi başlayalım bakalım bu iki gün neler yaşayacağız burada. Hep birlikte görelim. Hadi buyurun videoya. Hoş geldiniz. Toprak buradan bir uçacak. Onu biz de yakalayabilirsek yakalayacağız bakalım. Toprak Bey nereden uçuyorsunuz? Aşağıdan uçuyorum da. Hı-hı. İstersen yat yere. Tamam. Üstünden uçayım. Sen bir yap kanka, ben bakacağım, ona göre karar veririz. Toprağa hafif merhaba demiştik. Ayancan'a da diyelim arkadaşlar. Tabii çok yoğunlar bugün. O yüzden de çok onların dikkatini de dağıtmak istemiyoruz. Gel bir merhaba diyelim. Bu arada arabada Red Bull brandingiyle harika olmuş arkadaşlar. Yağ olarak da Castrol kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi stickerlardan. Castrol Leç. Bir merhaba da izleyeceğim. Abi, şey kaç senedir çekmiyoruz ya. Bayağı büyüdüm, büyümüşüm. Arkadaşlar büyümüş mü? 7 sene önce mi çektik kanka ilk videoyu? 18 yaşındayım, 25 yaşındayım, 7 sene olmuş. Yeni ehliyetimi almıştım. Vay mıydı o videoda, bilmiyorum mu ehliyetim? Vay da geldi. Vardı lan. Sokakta geçirdim. Vay. Arabayla gelmişsin, bilmiyorum Ayancan. Vay. Adam o zaman bize hayallerinden bahsetmişti o videoda. Ve hayallerin hepsini gerçekleştirdi. Nasıl kanka burada ortam? Nasıl buldun? Abi çok güzel yani, değişik bir yerdeyiz. Kemaliye'deyiz. Ya bugün şu an şehir içindeyiz. Birkaç bir şeyler yaptık bugün. Ama asıl yarın taşlı yola geçeceğiz. Olay o da başlıyor Karanlık bence. Kanyon. Karanlık Kanyon. Bence olay o da başlıyor çünkü biraz tehlikeli yani. Bakalım, ben de böyle bir araba sürüyorum. Normalde rally sürmemişim yani ama. Nasıl deneyim? Alıştım, gayet keyifli. Seni gördüm daha iyi oldum. Bilmiyordum geleceğini, bayağı sevindim. Sürpriz yaptım Ayancan arkadaşlar. Kanka güzel, yanlamalar falan bekliyoruz artık. Takıldım ya, da soracağım. Böyle de mütevazi işte. Toprak da ikisi de böyle ya. Arabanın uçuşunu yeni öğreniyorum. Harbiden mi? Başıma daha da bir şey gelse kalacağım. Öğrendim, her şeyi öğrendim. Abi yalandan merhaba demiştik. Şimdi diyelim. Nasıl ortam kanka? Abi ortam çok güzel. Sen de gördün. Müthiş. Arkama binmedin ama. Onu şey yaptı. Kask yokmuş, fazla getirmemişler. Fazla, ondan kanka. Ben sana ayarlarım istersen. Şey yaparız toplam. Ama sen yarın buradasın. Sonra yoksun bir daha. Evet. Siz bayağı 7 gün boyunca çekim yapıyor arkadaşlar burada. Evet. Bir hafta buradayız. Birbirimizi kemiririz artık Ayancan'la. Bu video yayınlandığında sizin video çıkmış olacak. Yayınlanmış olacak. Evet. Muhtemelen arkadaşlar izleyecektir neler çektiğinizi. Peki beğendiniz mi? Güzel oldu mu? Kanka valla damatlık gibi olmuş be. Beğenme yakışmış kanka. Sağ ol abi. Onu söyleyeyim. Hadi bize biraz bugün adrenalin böyle pompalattır. Ha? Canınız sıkılmasın. Aynen. Bize biz biraz... bir şeyler yapalım hadi, size. Hadi. Yukarı gidiyoruz. Şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar, ikinci gündeyiz. Buraya resmen servis alanı kurulmuş. İşte araba burada, motor orada. Arabaya servis veriyorlar ve ekip full çalışıyor şu anda. Gel aslan parçası, gel. Soğan abim ya. Var mı heyecan? Abi heyecan var biraz. Yani bu arada şunu söylemek lazım arkadaşlar. Bu adam neredeyse dünyanın her pistinde araba kullandı ama pist yarışçısı. Evet abi, baktığında yani. Baktığında yani rally otomobil deneyimin yok. Beni normal alanımın dışına aldılar yani. Ben normalde pistte. Ha, dünyada yani dediğin gibi çoğu pistte yarıştım. Böyle bir challenge geldi, bende de biraz delilik var. Şimdi düşünüyorum, ilk proje geldiğinde yaparım falan dedim yani aslında. Biraz daha belki de hazırlanmam gerekiyordu ama dünyanın ilk sürüşleri yaptım. Açıkçası şeyimden de memnunum. Adaptasyonumdan vesaire. Hızlı adapte oldum. Bir de farklı bir disiplin arkadaşlar bu arada. Şimdi bu adam pistte milimetrik şeylerle gidiyor tabii, böyle. Girdilerle gidiyor. Şimdi bayağı böyle. Çevir, el freni çek, yan aynadan falan bakıyoruz yani. Hani ben hayatımda yan aynadan kaza yaparken bakıyordum. Hani duvara giderken böyle. Ama keyifli. Gerçekten keyifli. Dün abi biliyorsun şehir içi yaptık. Hı-hı. 2 gün önce ben dağda antrenman yaptım. Hı-hı. Normal rally etabı gibi. Ama bugün şeye gireceğiz ilk kez. Kanyona. Orada gerçekten ne olacağını bilmiyorum. Yani şu an desen ki Ayancan gel şurada rally yarışına gireceksin.
hazırım ama kanyonda o taşlı yol çok dar. Tek şerit. Tek şerit. Ya bir de şimdi oraya da girip şimdi bu arabayla girip de tıngır tıngır gitmek de olmaz. Yolu bilmiyorum. Yani yolu biraz ezberlemem lazım ama bakalım yani. Çok soru işareti var kafamda. Ama arabanın içindeyken tık 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 diye çözeceğiz inşallah. Çözeceksin. Ya bence çözersin abi. Sen evet. Neler yapmış adamsın. Gözünü seveyim Ayhancan. Eline bileğine sağlık. Sağ kolay gelsin kankacığım. Sağ güzel görüntüler ver bugün bize. İnşallah. Bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bu organizasyona Castrol de destek veriyor. Hatta bu arabada Castrol 1060 kullanılıyor. Yani aslında Castrol'ün yıllardır motor sporlarından, Formula 1'den ve WRC'den aslında edindiği tecrübeyi yol otomobillerine aktarıyor. Ve aslında yol otomobillerinde kullandığı yağ direkt olarak burada gördüğünüz yarış otomobilinde de kullanılıyor. Castrol H1060 yani bu otomobilde kullanılan yağda aslında sıvı titanyum var arkadaşlar. Bu da yüksek basınç altında çok performanslı bir şekilde çalışıyor. Otomobilin performansını hiçbir şekilde düşürmüyor. Daha sürtünme ve en üst düzeyde motor verimliliği sağlıyor arkadaşlar. Bu arada dikkatini çekenler olmuştur. Castrol Age'in yeni logosunu da ilk kez 2024 yılında burada görüyoruz arkadaşlar. Bu otomobilde görüyoruz. Yani yeni logolu Castrol Age ürününü ilk kez burada görmüş oluyoruz. Bundan sonra hem sanayide hem de her yerde artık Castrol ürünleri yeni logosuyla ve etiketiyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi bir toprağın yanına gidelim. Toprak'ta da konuşalım. Evet Toprak Bey ikinci gündeyiz. Nasılsınız? Evet abi. Heyecanlı mıyız? Abi heyecanlı mıyız? Tabii birazcık heyecanlıyız. Şimdi gideceğimiz yer çok daha güzel. Güzel görüntüler çıkacağına inanıyorum. Hazırlandık. Sabah erken kalkıyoruz 6'da. Güzel askerlik gibi. Genel olarak zevk alıyorum çünkü sevdiğimiz şeylerle uğraşıyoruz. Ayrıyetten de çekim oluyor. Herkes burada elinden geleni yapıyor en iyisi için. Biz de tabii ki de şimdi bir hikaye oluşturuyoruz ve o hikayede bütün görüntülerin iyi olsun diye biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bazen riskli hareketler, bazen daha böyle güzel görüntü verebilecek hareketler yapmaya çalışıyoruz. Ama en çok sevdiğimiz şeyler risk ve özellikle Ayhancan'la beraber bu videoyu paylaşmak çok daha güzel ve keyif verici. Çünkü Ayhancan da bizim gibi deli biri, dört tekerde. O bana destek oluyor, ben ona destek oluyorum. Birazcık takım çalışması yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum Ayhancan'la çalışmaktan. Bu arada dün gece 10.30'da bile hala şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye konuşuyorlardı. Evet. Kendi fikirlerini de kesinlikle yani katıyorlar işin içine. Çok fazla karışmamaya çalışıyorum işin içine ama bizim de birazcık böyle yönlendirmemiz gerekiyor. Özellikle işte bu çekim konusunda. Çünkü motosikletim ve arabanın nerede nasıl bir görüntü çıkaracağını aslında az çok ben biliyorum. Özellikle Kenan abinin pistindeyken biz zaten kendimize çekim yaptırdığımız için nereden nasıl bir görüntü çıkacağını da az çok tahmin ediyoruz. Ve özellikle ben de video ve fotoğraf çekmeyi çok seven biriyim. Ya o yüzden birazcık böyle yönlendirmeler yapmaya çalışıyorum fazla işin içine girmeden ama yapmam da gerekiyor çünkü herkes burada elinden geleni yapıyor ve güzel olması için mücadele ediyor. Ben de güzel olması için azıcık dokunuşlar yapmaya çalışıyorum. Bazı tabii yönetmen sinirleniyor olabilir bu tarz şeylere ama kusura bakmasınlar yani. Günün sonunda güzel bir şey çıkacak aynen abi. Aynen öyle. Biz de yani iyi bir şey önemli olsun diye uğraşıyoruz yani herkes gibi. Bu arada bu dünyada Türk sporcularla yapılan ilk bu kadar ekstrem bir evet, video. Ve global olacak olarak yayınlanacak. İyi bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Hadi giyin. Geç kalma. Ben ağzına giyiyorum. Sağlık. Hadi giyin gel. Motora bineceğim ben. Bir şey yaparız. Konuşuruz kanka be. Kartlarda yer yok. Çok tamam. Böyle dayılar olur ya gelir. Ne oluyor şimdi burada? Dün geldi bir tane öyle. Ha? Bu da ne çekiliyor? Ne çekimi var? Hangi kanal? Bir şey diyeceğim böyle çekiyorsunuz ediyorsun çok ses yapmayın ha. Dün bir tanesi fırça attım ona tepede. Adam evin önünde bana böyle geç geç yapıyor. Abi işiniz yerine ben oradan geçip geri geliyorum. Geçerken yine böyle bir geç. Kovuyor beni ama ben bir türlü gitmedim ona adam. Bu arada ama şunu söylemek lazım. Hepsi çok güler yüzlü. Yani bir tane amca ha, örneği olabilir ama. Bunu asla şey İnanılmazlar yani. Çok pozitif. Çok yani müthiş bir yer. Gerçekten. Ben indim buraya arkadaşlar. İnsanları çok müthiş. İnanılmaz. Evet, yani hepsi evet. Harbiden çok pozitifler. Çok misafirperver. Dün indim buraya. Yarım saat sonra eşimi aradım. Dedim çocuk böyle bir yaşına falan gelsin buralara evet, gelelim. Evet. Gerçekten müthiş. Dün işte bir kafeye gittik falan böyle abi. Hepsi çok güler yüzlü, çok böyle yardımsever. Her şeyi böyle anlatmaya çok istekliler. Her şeyi anlatıyorlar bütün buraların hep hikayelerini. Müthiş insanlar. Abi biraz insanlıktan uzaklar ya hala çok mutlular. Hani, bence de. Keşmekeşten uzaklar kesinlikle ya. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Çok pozitifler, yardımcılar. Özlemişiz öyle söyleyeyim. Evet, özlemişiz. Atlayabilir misin buradan? Abi. 18 metre. Soru? Burası 18 metre. Metre mi? Evet. Tertemiz. Atlarsın. Geri takla direkt. Neden yapar aslında bu arada. Ben bu arada balıklama atlayamıyorum abi. Ha ondan. Ben ya takla atabiliyorum ya da çivileme. Taklada da iyiyim. Ayar çekebiliyorum takla atarken. Yani dönüşüm. Kendini havada. Aynen. Çek. Buradan gidip de iki takla atmam zaten. Tek takla atarım ki yüksek olduğu için ayar çekerim yani. Tek takla at bitir işi. Ne yapacaksın şimdi burada? Abi burada şimdi ne yapacağız? Biz burayı değil de burayı kullanacağız tüneli. Bu taraftaki tüneli. Aynen tamam. Buradan böyle abi bak şu yolu görüyorsun zaten. Evet. Böyle devam ediyor. Tamam. Bir sürü tünel var burada. Sen buraya gittin mi daha önce? Bu tarafa gitmedim. İnanamayacaksın. Çok güzel. Bu tünelleri arkadaşlar insanlar elleriyle kazarak yapmış. 130 yılda düşün dededen toruna geçen bir çalışma var ya. İnanılmaz bir şey ya. 20 küsür tünel var arkadaşlar ve toplamda 7 kilometre. Elleriyle açmışlar kısmında ben çok... Kanka elleriyle derken yani tabii ki alet kullanmışlar. Tamam da abi şimdi tünele bir gireceksin. Tünel öyle bir açılmış ki. İnanamazsın. Güzel açılmış yani. Abi adamlar yapmış demek ki. Bilmiyorum sonradan bir el atılmış gibi yani. 130 yıl sonra bence. 130 yıl sonra atılmış olabilir ama ilk başlarda 130 yıl önce direkt elleriyle yapmışlar. Çünkü başka
başka yerden ulaşım yok yani. Yapacak bir şey yok. İki dağın arasından geçeceğiz mesela. Fotoğrafta hiç güzel çıkmıyor. Ama canlı gördüğünde inanılmaz. Acayip. Sonra tüneller falan çok zevkli ya. Al, çok zevk alacaksın abi burada. Şurası Need for Speed. Bir de şimdi ben seni motora bindireceğim burada. Aha. Daha da zevk alacaksın. Hadi Toprakçım görüşürüz. Kartlar değer yok bizim çok. O yüzden kayıtlar kısıtlı. Niye ben de motora bindireceğim? Kanka kask yok burada fazla. Ya kask, derdimiz kask olsun abi. Şey yapacağız onu ya, şimdi bir kapatın da kameralar çok ısınıyor. Tamam, burada güneş. Binmiyorsak piste binsek. Zeyn'le bindirelim seni. Zeyn'in arkasına bineyim. Çok izlenir. Babanı dinle tamam. Babanı dinle tamam mı? Bana debriyajı göster. Şöyle bırak diye. Kanka ben de... şimdi bak. Kavrama noktasını tam böyle hisset tamam mı? Yoksa istop ettiriyorsun. Yavaş yavaş bırak. Yavaş yavaş bırakıyorsun. Gazla onu dozajla hop kalkacaksın tamam mı? Hadi. Yavaş 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 yavaş. Ya yavaş yavaş abi, acelemiz yok ya, vaktimiz Zeyn var. Zeyn parodisi mi yaptınız? Öğrenecek ya. Çok iyi oldu. Öğreneceksin yavaş yavaş. Acele. Yaş kaç senin? Abi 27 oldum. Daha var ya, daha yaşım daha var. Öğrenirsin daha erken. Dün konuşmuştuk, sen de vardın. Bir senaryo düşündük. Çünkü hikayeyi bağlamak gerekiyor. Hı-hı. Ayhan Can'la buraya beraber geliyoruz. Burada duracağız. Evet. Burada start alacağız. Ayhan Can el freni çekecek. Hafif sola doğru, sanki sol tarafa kapatıyormuş gibi. Ben de sağ tarafa motoru kaydırarak gireceğim. Aksiyon burada böyle başlayacak. Tabii ki de yönetmenimiz ne diyecek onu bilmiyorum. Biz bunu düşündük ama yönetmen daha önemli. Bakalım, şu an bekliyoruz. Sadece tünelin içine bakıyoruz. Ayhan Can bir gitti geldi. Birazdan ben gidip geleceğim. Tüneli görmemiz lazım nasıl olduğunu. Aksiyon çekimleri işte başlıyor diyebiliriz abi şimdi. Hadi bakalım aslanım. Güzel, debriyajı güzel bırak tamam mı? Tamam. Hadi. Göster ama bana nasıl yaptın. Evet, ya bana... Gelir misin abi? Abi ben zaten burada niye varım Toprak? Bunları göstermek için varız abi. Bana bunları biz yoksa abi. Bu kadar deneyimi niye? Şimdi Toprakçım, sağ ayağındaki arka fren tamam mı? Bu mu? Heh, soldaki fites. Abi bana şu debriyajı öğretir misin? Sol el debriyaj, sol debriyaj. Sanki böyle kuş varmış gibi elinde tamam mı? Şöyle bırakıyorsun yavaş yavaş. Abi. Eğer bak hassasiyet oluşmadıysa iki parmakla yap. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hah. Ara, bırak bırak bırak. Yediri. Hah. Hah. Çocuktan olmayacak ya. Uğraşıyoruz ama bak, daha İstanbul'dan kalktık geldik. Bir öncekinden daha iyiydi. Biraz çalış. Burada çalış. Çekim başlayacak şimdi. Tamam mı? Çalış. Hah. Yedir. Zarf var mı abi, zarf? Yok baba, hazırlıksız yakaladı. Gelin almaya mı gidiyorsunuz? Gelin aldı. Aldınız. Gelin arabası nerede? Önde. Gitti mi? Yapma ya. Zarf? Yok. Vallahi yok. Zarf yok ya. Gel abi. Zarf var mı abi? Aleyküm. Aleyküm selam. Vallahi. Zarf yok. Gelin arabası gitmiş kanka. Önden gitmiş değil mi? Nasıl ya, görmedik gelin arabası. Buradan geçeceksiniz geri değil mi? He. Tamam. Tamam bekliyoruz. Abi zarf ayarlarsak, zarf bizim için kritik. Kanka ek gelir ya. Bak abi hiç muhatap olmadı. Açmadım. Direkt cam kapalı geçti. Abi selamünaleyküm. Zarf var mı abi? Yok abi. Hayırlı günler abi. Selamünaleyküm abi. Abi de olmaz zaten. Abi. Bu şeyi sorsaydın, ne iş yapıyorsunuz? Dur dönüşte soruyor onu. Merhaba, aracınız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Heyecanlı mıyız? Vardı. Evet. Ama girdim ya içeri, geçti. İçeri girerken, şu tünele girerken bir heyecanlandım. Tünelden çıktıktan sonra. Sen de ilk kez mi girdin bugün? Bununla ilk kez. Ha. Ben 3-4 ay önce buraya keşife gelmiştim. Hmm. Tur rehberimiz sürüyordu amca. Onda daha çok girilmişim, onu fark ettim. Kendimi sürerken daha. Şeydi ama çok güzel, birkaç tane çok güzel tüneller var. Böyle yüksek hızlı gidebileceğim. Hatta ilk olmasına rağmen tutamadım kendimi yani. Ben bastın. Çıkarken dedim basmayacağım dedim ama yolu görüyorum, virajı görüyorum. Dedim basayım dedim, bastım birkaç defa. Toprak'ta bir senaryo yazmışsınız. Oturacak mı senaryo? Biz de merakla bekliyoruz şu anda. Abi biz çok şey yazdık Toprak. Bakalım ya, bence olacak. Ben girdikten sonra her şey yapabileceğimi düşünüyorum. Sadece işte burada görüyorsun, büyük bir ekip var. Evet. Organizasyon zor. Yani işte güneşi tutturabileceğiz mi? Kameramanlar bizim hayalimizi anlayabilecekler mi? Yani zor. Hepsinin birleşmesi, birleşmesi çok lazım. Ben yani de çok merak ediyorum. 7-8 sahnemiz var. Yes. Dün 2 tane güzel sahne yaptık. Ama tabii ben yaptım. Kameraman nasıl çekti bilmiyorum mesela. Anladın mı? Benim hayalimdeki şey gözüküyor mu? Yani ben arabanın içinde kendimi Ken Block gibi hissettim. Ama dışarıdan nasıl gözüküyoruz yani? Ama bizi telefonda falan izledik, çok iyi duruyor. Ya i̇nşallah yani, sanayi çıkışı yanlama gibi gözükmez inşallah. Şimdi burada 270 yapacaksın şurada. Evet, şimdi baktım darmış orası, o biraz sıkıntı, biraz dar. Hadi bakalım, bekliyoruz, merakla göreceğiz. Hayal ediyoruz ama bakalım. Kolay gelsin kankacığım. Sağ ol abicim. Sen yaparsın. Seni burada görüyoruz ya, motive oluyoruz. Ben seni görüyorum, tamam yaparım diyorum ya Doğan abi görünce. Cansın sen. Abi bir tanesi. Düğün konvoyuna mı katıldın, ne yaptın? O da bir kanka zarf için kestim. Ek iş verdiler yapıyorum. Mi? Biraz
canlar sıkkın ama toparlayacağız be. Toprağa şeyi anlattım kanka, depilacı bağını nasıl bırakması gerektiğini. Sen de bir şey olursa, takıldığın bir şey olursa buradayım. Tamam, tamam abi, bir şey söyleyeceğim. Bir gel, bir şey, cidden bir şey söyleyeceğim. Sor kanka, sor. Elinin mandalı nasıl çalışıyor biliyor musun? Kanka mandalı altta. Abi yetişemiyorum ben ona. Ha, altta onu kilitliyorsun tık evet, diye. Evet, bana öğretler. Hep viteste bırak, burada bir şey olmaz. Ya şimdi abi arabaya emanet viteste. Yak, hep viteste bırak. Onu harbiden şimdi, şu an viteste. Mandalı zor vardı abi. Yapamadım. Onu o şüydelik evrenin mandalını buradan yetkililere sesleniyoruz. Daha düzgün. Daha kolay bir yere koy, koltuktan ayrılamıyorsun hiçbir evet, şekilde. Abi. Bir şey olsa buradayım kanka, tamam, sor abi. Bana şey yapma. Eksik olma abi. Evet arkadaşlar, şimdi o meşhur bu 8 kilometrelik tünelin sonlarına doğru bir yerdeyiz. Ya gerçekten insan girdiğinde böyle büyüleniyor, çok acayip. Burayı nasıl insanlar o işte o zamanki el aletleriyle yaptıklarına falan büyüleniyorsun. İnanılmaz bir yer yani ve sürekli böyle delikler var tünelin içinde. Buradan da baktığınızda komple aşağıyı görebiliyorsunuz. Film platosu gibi ya, çok enteresan. Şimdi Ayancan burada bayağı gazlayacakmış. Bir konuşalım kendisiyle de, gelin. Ayancan, full gazlayarak geçecek misin burayı? Abi işte yani geçeceğim. Bu sabah tek başıma bir gazladım. Şimdi ezberliyorum. Yarın buralarda böyle bir etap yarış temposu gitmek istiyorum. Ama yani hiç tutmuyor değil mi? Tutmuyor işte, sabah toprak. Yani şuralarda kayıyor zaten abi bak. Ha, yani şimdi kaydım işlerimi biliyorsun. Şurada sıkıntı yok. Şuna geldim mi başlıyor kaymaya. Kolay gelsin kankacığım. Sağ ol abicim, sana da. İnanılmaz bir şey. Çok merak ediyorum ne çıkacak ya. Abi ben ondan biraz korkuyorum ne çıkacak, anladın mı yani? Güzel bir şey çıkar abi bu kadar İnşallah adam. İnşallah abi ya. Tek şeyim o, güzel bir şey çıkmasın yani. Böyle güzel bir alanı işgal ettik. Bizim için bir hafta kapatıldı yollar. Bir hafta komple bütün yollar kapatıldı yani, mı? Hemen tamamen yani, değil ama istediğimiz zaman kapatabiliyoruz yani. Kapatın diyoruz, kapanıyor. Bu arada çok buradaki teşekkür herkes ben çok bilmiyorum yardımcı kim olmuş. Bundan sorumlu evet. Ama herkes çok yardımcı oluyor yani. Kesinlikle. Halktan yetkililere kadar herkes. Hepsi öyle. Yardımcı evet, oluyorlar. Hadi bakalım başlayalım. Kanka şeyi konuşmadık. Buradan devam ediyorsun bir kilometre sonra. Şimdi biz konuşmamızdan sonra muhtemelen o görüntü girecek. Toprak ortada duruyor, sen danıt yapıyorsun. Hayalimiz o. Yani toprak ortada duracak bir köprü varmış. Evet. O köprünün etrafını ben gördüm yani. Varmış derken gördüm. Orada ben toprağın etrafında döneceğim. Yarışımızın çünkü yolu bitirmiş oluyoruz aslında. Yarış orada bitirip bence ben orada bir toprağa döneyim. Sonra tekrar geri yarışmaya devam edeceğiz. Bence senaryo öyle, ben bilmiyorum. Bize yap diyorlar, yapıyoruz. O zaman şimdi bakıyoruz ne yapmış. Flüt. Evet arkadaşlar, kanyonu tekneyle geziyoruz şu anda. Buraya gelirseniz mutlaka ve mutlaka tekneyle gezin. Gerçekten büyüleniyorsunuz. Şu an gördüğümüz yerler böyle 500-600 metreymiş. 1150 metreye kadar çıkıyormuş. Yani bunun üstünde bir dağ daha var, öyle düşünün. İnanılmaz. Bizimkiler de hemen şurada şu an çekim yapıyorlar. Ayancan muhtemelen biraz önce kalkış yaptı, izlediniz. İleride danıt yapıyor. Şuralarda bir yerlerde yapıyor. Biz bugünü bitiriyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar daha burada. Bir kapanış yapacağız şimdi Ayancan'la ve Toprak'la birlikte. Onların görüşlerini de alacağız. Artık size yavaş yavaş veda edeceğiz. Bu manzarada bir kare çekmek istedik size. Bakar mısınız? Ayancan! Ayancan değilsin ama Ayancan'mış gibi biz onu kurguda oturtacağız. Şurada bir Titanic yapacağım ben son. Ters Titanic benim. Titanic bu kadar. Benim Titanic bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an çekim yapılıyor. Bilmiyorum gazlıyor mu gazlamıyor mu? Ayancan! Gazla! Toprağa! Kanka bir şey olursa arayacağım ben seni. Tamam. Ne yaptık? En son bu. Abi çekime devam. Seni sudan takip ediyordu. Fark ettin mi? Gördün mü sen onu? Abi onu duydum. Göremedim de. Ha. Duydum. Ben bir afat. Dediler ki toprak aşağıda. Evet. Bana bir tabii rahatlama gel dedim. Düşersem. Şey olursa afatla direksiyonu ele aldım. Kimin botuydu? Afat botuydu. Ekip çok iyiydi bu arada. Teşekkür ederim onlara. Hep ben kullandım. Gayet eğlenceli. Harbiden öyle. Biz de bu arada şey aşağıdan bak. Sen orada mıydın abi? Ben aşağıdan izledik bu seni. Ben aşağıdaki başka teknoloji. Efsane. Seni takip etmek Doğudan de çok yapsın efsane. Çok gözükmüyor. Aşağıdayız ya. Ya. Arabanın birazcık böyle yarısı gözüküyor bazı yerde. Ama ya, genel olarak güzeldi. Evet. Bir de bunları sonra aramızda da konuşuyoruz. Evet. Kanka ne hissettiniz? Bu kaçıncı gününüz? Üçüncü gününüz mü? Nasıl geçti? Daha dört gün var. Daha dört gün var evet. Aynen. Biz burada ayrılıyoruz artık arkadaşlar. Ama dediğim gibi abi şimdi bütün heyecanı zaten izleyiciler yaşadı. Çünkü videoyu izlediler şu anda. Biz ne çıkacak bilmiyoruz piyasaya. Onlar izlediler muhtemelen. Ama muhtemelen çok iyi bir şey çıkmıştır ya abi. Bu kadar uğraşmaya. İzlediler ama burada da eğlenceli kameraları görecekler. O yüzden. Kesinlikle.
Ayağına sağlık abi. Abi sizin ayağınıza sağlık. Sensiz nasıl devam edeceğiz abi? Ha, ben hiç, yani bir boşluk olacak yani. Bilmiyorum artık. Yarın ya. Sabah bir boşluk geçeceğiz. Bilmiyorum. Sabah 6'da yoktun abi bu arada. Yoktum evet. 7.45'te geldim. Bekledik seni, yoktun ama abi. Biraz geç geliyor mu kanka? Yapacak bir şey yok böyle. Bizim ekipmanları ayarlıyoruz falan çünkü. Kolay değil bu işler. Beyler ayağınıza sağlık. Vallahi çok güzel abi, işler oluyor. Abi sana ayağına sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Eyvallah. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. Her zaman. Umarım eğlenmişsinizdir. Tabii ki eğlendik. Motora bindiremedim seni. Bir dahakine kanka ben. Haberleşiriz onu. Bir dahakine onu ben arayacağım seni. Müsait bir zamanda. Vallahi elinize konuza sağlık. Evet. Red Bull'a çok teşekkür ederiz. Castrol'a çok teşekkür ederiz. Tüm destekleyenlere çok teşekkür ederiz. Canyon Clutch bence dünyada ses getirecek bir iş oldu. Hep birlikte oturup izleyeceğiz, göreceğiz. Bizden elimizden geldiğince en iyisi için mücadele ettik burada. Aldığımız riskler sizler için. Ya ben bu alanlar yerinde olsam net söyleyeyim size arkadaşlar. Evden dışarı çıkmam bir yerime bir şey olur diye. Bunlar hakikaten çılgınlar bu konuda yani. Tabii. Bugün geçtikleri yeri ben arabayı bırakıp acaba yürüsem falan mı diye düşünüyorum. Sen bu. Şu an zor çıkıyorsun evden dışarı abi. Sağ ol. Bırak. Sağ ol. Oyna. Oyna üstüme. Selam olsun. Tabii Şubat'a kadar devam edecek mi? O da var. Daha önümüzde bayağı bir süreç var. Ben şeyi merak ediyorum kanka gerçekten. Bundan sonraki proje nasıl bir şey olacak? Abi aslında bu antrenman evet. Diyebiliriz. Gayet güzel çünkü biz de keyif alıyoruz. Ama bu çok ekstrem abi. Bunun daha üstüne yani daha nasıl çıkılacak bilmiyorum yani. Çıkılır ya. İlla ki İnşallah. Bir yerden uçuyoruz. Bir yerden uçmamız lazım. Bu arada atlayış var mı yarın? Ya da öbür gün. Olacak. Elinize konuza sağlık abi, tekrar. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Arkadaşlar videoları açıklama kısmına bırakıyorum. Sondaki bitiş ekranına da koyacağım zaten. Red Bull Motorsport'tan izleyebilirsiniz kanalından. Açıklama kısmında linkleri bırakacağız. İzleyin ve yorum yapın lütfen bu adamlara. Çünkü o yollardan ben yürürken bile korktum bugün. Bırak arabayla geçmeyi. Şu bana şeyi öğreteceksin değil mi? Debriyaj kaldırmayı. Tatlı 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 böyle yumuşak yumuşak. Sen de böyle çat diye kalkıyorsun ya. Olmaz mı? Daha... Gel şöyle geçelim ben şimdi. Hepsini size burada kalabalık var. Biraz anlatacağım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.